Arkadaşlar herkese merhaba benim bu şampiyon bugün çok enteresan bir olay oldu. Xbox Bethesda'yı satın aldı. Aslında Microsoft tabii ki de Xbox dediğim. Microsoft Bethesda'yı satın aldı. Peki bu, bunu ne ifade ediyor? Size bugün ondan bahsedeceğim. Özellikle biliyorsunuz yaklaşık 2 hafta önce Xbox konsolları zaten detaylı şekilde duyurulmuştu. İlk başta Xbox Series X duyurulmuştu. Ve herkes Xbox Series X'in geleceğine inanıyordu. Fakat son dakika hamlesiyle Xbox Series S diye bir model duyurdu. Ve düşük fiyatlı model biliyorsunuz. 300 dolarlık model. Ve burada biraz ön plana çıkmak istedi. Yani ucuz konsol al almak isteyen ve ulaşamayan insanlar için 300 dolara çok uygun fiyatlı bir 2K konsol çıkardı aslında. Yani günün sonunda bu iki hamle çok güzel. Fakat son dakika hamlesi çok enteresan biliyorsunuz. Bunlar hep pazarlama ve strateji hamleleri aslında dostlar. Xbox aslında düşük fiyatlı bir konsolla bir adım öne geçmeye çalıştı ve şu anda da bu konsol duyurulmadan ve satışa çıkmadan önce Bethesda'yı satın aldığını duyurdu. Bethesda'da çok önemli oyunlar var dostlar. Doom var, Elder Scrolls var, Fallout var, Wolfenstein var. Bu oyunları artık çok yakın zamanda Xbox'ın başkanı Phil Spencer çok yakında bu oyunların da Xbox Game Pass'te olacağını söyledi. Bu çok önemli bir detay dostlar. Yani günün sonunda artık Wolfenstein, Doom gibi oyunları Xbox Game Pass'te görebileceğiz. Bu çok güzel bu olay. Yani zaten baktığınızda en baba oyunları görüyorsunuz. Şu an Bethesda'nın sitesindeyim ve Bethesda'nın sitesine girdiğimde dostlar artık İlk Microsoft'la anlaştıklarını duyurdular. Bu arada 7,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaklaşık 2016 yılında bu şirketin değeri 2,5 milyar dolardı. Ve oyunlara baktığımızda kalifi oyunlar bizi bekliyor zaten. The Elder Scrolls'u her çoğu kişi biliyor. Wolfenstein zaten efsane bir oyun. Fallout var ve Doom var. Doom zaten çok iyi. En son Eternal'da çıktı biliyorsunuz. Yeni sürümleri çıktı. Bu oyunları çok yakın zamanda Xbox Game Pass'te göreceğiz dostlar. Artık Bethesda Game Studios'la zaten birleştiler. Dolayısıyla bunları görüyor olacağız. Yani yeni oyunda çıkardığında Bethesda e, çok yakın zamanda artık Xbox Game Pass'te Elder Scrolls'u, Wolfenstein'ı, Fallout'u, Doom'u, Starfield'ı ve The Evil Within'i görebileceğiz dostlar. Ya Beteş'e içinde Zenimax Online diye stüdyoları da bulunuyor. Kendi içerisinde Tango Gamers falan da var. Bunları PlayStation 5'e yap oyun yapan firmalar da var. Ya Dolayısıyla 4-5 firmaya aslında hakimiyetini almış oluyor Microsoft. Ya Microsoft'un yani Xbox'ın yapmış olduğu bu stratejik hamle yani özellikle bu e, oyun konsolunun satılmadan önce yapması çok dikkatimi çekti dostlar. Biliyorsunuz bizim derdimiz ne dostlar? Oyunun fiyatları. Game Pass'te bunu çok uygun. Niye? 44 liraya Ultimate'i de alıyoruz. Xbox'ta online oyunumuzu oynuyoruz ve her oyunu indirebiliyoruz. Bu oyunları da indirebildiğimizi düşündüğünüzde çok mantıklı geliyor kura. Xbox almak günü sonunda. Yani artı bir öne geçiriyor günü sonunda. Dolayısıyla çok güçlü bir avantaj bu dostlar. Yani Xbox yine PlayStation çok güçlü grafiklerle kendini ön plana sunuyor. Ama oyun fiyatları 70 Euro'larda dönüyor. 60 Euro'lar falan diyorlar. Ya Türkiye şartlarında 70 -60 Euro 60 Euro'ya oynanamayız dostlar. Xbox'ın ama Ultimate'ini aldım. Ayda 44 liraya bu oyunları oynarsak bizim için Fevkaladenin fevkinde bir şey olur. Yani konsol ne kadar güçlü olursa olsun sadece PlayStation Collection'da 20 tane oyunu sunup PlayStation Online üyeliği istiyorlar sizden. PlayStation Collection üyeliği istiyor. Bunun için de zaten yılda 170 lira para ödüyorsunuz. 20 oyuna sınırlısınız. Xbox Game Pass'te 100 tane oyun var. Bethesda'nın oyunlarını da dahil ettiğimizi düşünürsek en az 10-15 tane oyun dahil olacak. Yani günün sonunda acayip güçlü bir konumda Microsoft burada. Yani bunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Son dakika hamlesi tamamıyla konsol satışlarını arttırmaya yönelik bir hamle. Konsol tam çıkmadan announcement edildikten sonra Sonraki en güzel pazarlama hamlelerinden biri diyebilirim. Bakalım. Yani Microsoft sadece e, bununla yetinmeyecek bence. Devamı da gelecek bunun. Ya yani ben öyle düşünüyorum çünkü bu yaptıkları hamle çok ciddi bir hamle. PlayStation Collection'da karşılık vermeye çalıştı ama Xbox'ın en son sunumunda Game Pass'in üstünlüğünü kabul etmiş diye gördüm. Biz aslında o PlayStation Collection'ı gördüğümüzde aklımızda şu çıkmıştı ilk canlı yayında. Dedik ki eyvah Xbox Game Pass'ı büyük bir rakip geliyor PlayStation'da bu işe girecek ama sadece 20 oyunda sınırlandığını görünce bütün tabii hevesimiz kursağımızda kaldı günün sonunda. Ama günün sonunda size böyle bir güncel haberi Detaylı güncel haberi paylaşmak istedim dostlar. Dediğim gibi çok yakında Xbox Game Pass'te Doom Fallout, Elder Scrolls of Devil Devil Within Starfield'i görebileceğiz. Bunu Microsoft'un Xbox'ın Başkanı açıkladı biliyorsunuz. Microsoft'un değil de daha doğrusu Xbox'ın Başkanı açıkladı. Yani Phil Spencer açıkladı. Dolayısıyla yani 2021'in ilk yarısında yasal olarak hepsi ellerine geçiyormuş artık. Yani dolayısıyla bunun alt içinde bir sürü stüdyo var tabi. ID Software var, Arkane Studios var, Tango Gameworks var demin gö görmüş olduğunuz gibi. Bethesda Game Studios'a dahiller. Yani dolayısıyla burada bayağı bir güçlü. Bugün size vereceğim güncel haberler bu kadar dostlar. Bu taze haberi sizinle paylaşmak istedim. Bu güncel haberleri almak istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.